Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılının PDF'sini alt tarafta bulunan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 7. sınıf yazılarının linklerine de açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir de orada uygulamamız diye bir link var. Oradan uygulamamızı indirip yazılılara daha hızlı ulaşım sağlayabilirsiniz. İlk sorumuzdan başlayalım. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki beyliklerden hangisinin adı yazılmalıdır? Nokta nokta beyliğinin Orhan Bey döneminde alınması ile Osmanlı Beyliği donanmanın temelini atılmış oldu demiş. Arkadaşlar Osmanlı döneminde yani Osmanlı beylik iken donanma yoktu. Yani gemi yoktu. Gemi anlayışı yoktu Osmanlı'da. Çünkü denize sınır bir yeri yoktu. Bilecik'e baktığınız zaman denize sınır bir yer değildir. Burada Karesi oğullarının beyliği alındıktan sonra arkadaşlar Karesoğlu beyliği alındıktan sonra Osmanlı devleti denizde bir faaliyet göstermiş ve donanması oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden değildir? Yani siz iyi bir dinleyici, ben de iyi bir anlatıcı olmak istiyorum. Konuşmacı ile göz teması kurar. Karşınızdaki kişiyle böyle karşılıklı konuşurken göz teması kurarsanız ona önem verdiğiniz anlamına gelir. Konuşmacıyı dinlerken ona vereceği cevabı düşünür. Bakın şu anda bile mesela benim dersi dinlerken bazıları ya yorumda ne yazsak diye düşünüyor. Ben bir yerde diyorum ki bak bu hataya düşmeyin diyorum. Hemen alta yazıyor. Hocam bak bu hata diye söylüyorlar. Aslında o hata değil. Bir kişiyi dinlerken başka bir şeyle uğraşmayın. Çünkü karşınızdaki kişinin anlattıklarını kaçırabilirsiniz. Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder. Yani benim şu anda mesela elimle anlattığım gibi, size gösterdiğim gibi ya da uyguladığım gibi. Konuşmacının duygu ve düşüncelerinin anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur. Yani evet evet şeklinde bir karşılıklı sohbet olurken. Şimdi diyeceksiniz hocam bizim şu anda sizinle yaptığımız konuşma değil tek yönlü iletişim diyeceksiniz. Haklısınız ama şöyle bir durumda var. Mesela yorum kısmında yazdığınızda bir iletişime döner ya da canlı bir yayın yaptığımızda ne yapıyoruz? Karşılıklı sohbette iletişime dönmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin zayıflaması ve parçalanmasında etkili olmamıştır diyor. Bakın dikkat edin, etkili olmamıştır. Şimdi Fransız İhtilali ile birlikte Osmanlı Devleti'nde ne oldu? Bir milliyetçilik akımı patlaması oldu değil mi? Bu milliyetçilik akımının patlaması ile birlikte Trablusgarp haricinde, yani Trablusgarp'a baktığınız zaman, Araplara baktığınız zaman bir milliyetçilik akımı oldu. Ama şimdi Trablusgarp'ı şöyle bir şey yapabiliriz. İtalyanların geldiğini düşünürsek daha çok Balkanlara bakalım arkadaşlar. Biz Balkanlara baktığınız zaman ne oldu Balkanlarda? Arnavutluk dedi ki ya ben kendi devletimi kuracağım. Yunanistan çıktı dedi ki ben de kendi devletimi kuracağım. Herkes bir dedik kendi devletimi kuracağım dediği için milliyetçilik akımından dolayı Osmanlı ne yaptı? Parçalanmaya başlandı. O bölgelerden toprak kaybetti. Daha sonra sanayi inkılabı. Bakın Trablusgarp'ı buraya örnek verebiliriz. Sanayi inkılabıyla ne oldu? Bir sanayileşme oldu. Ham madde ihtiyacı oldu. Ham maddeyi nereden bulacaksın? Yani sömürge edilecek bir yer lazım. Dünyaya baktığın zaman 1/3 Osmanlı'ya ait dünyanın. Şimdi nereler var? Mısır var. Trablusgarp, Libya tarafları var. Geliyor Suriye tarafı var. Ne yaptı? İngilizler bir yandan, Fransızlar bir yandan, İtalyanlar da bu taraftan saldırdı. Yine Osmanlı'yı zarara uğrattı. Kapitülasyonlar. İç piyasada üreten daha az kazanıyor. Dış piyasada üreten vergi vermeden giriyor. Osmanlı'nın ekonomisine zarar verdi. Ama İstanbul'un fethi nedir? İstanbul'un fethi bizim Avrupa'daki ve Anadolu'daki topraklarımızın birleşmesini sağladı. Bütün yolların kontrolü bize geçti. Yani şimdi düşünebilir misiniz? Karadeniz'le Akdeniz arasındaki Avrupa'ya giden yolların kontrolü bizde şu anda olduğu gibi. Fatih İstanbul'un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli tedbirleri almıştır. Ayasofya'da toplanan halka serbestçe ve hiçbir şekilde korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara mal, can ve ırz güvenliği teminatı da vermiştir. Nasıl o zaman dediği gibi Fatih Sultan Mehmet'in
Kendi dininizi yaşamakta özgürsünüz. Evlerinize dönebilirsiniz. Mallarınız size aittir. Kimse sizin malınıza zarar vermeyecektir. Bundan sonra Osmanlı Devleti'nin güvence altındasınız demiştir. Bu bilgilere göre Osmanlı'nın yaptığı fetihlerde hangi politikayı esas aldığı söylenebilir. Şimdi kafanız karışmasın. Böyle bir metin olmadığı zaman fetihe direkt iskan politikasına gidersiniz. Ama burada iskan politikasından bahsetmemiş. Arka tarafta bununla ilgili bir soru çözeceğiz. Orada daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Millet sisteminden değil, gaza ve cihat politikası değil. Burada istimalet politikası vardır arkadaşlar. Hoşgörü politikası. Yani fethettiğiniz yerlerdeki halkın malını, canını, ırzını, dinini koruma politikasıdır. Burada da Fatih Sultan Mehmet bunu yapmıştır. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmamıştır? Bakın dikkat edin, Osmanlı Devleti'nin başkentleri. Şimdi aranızda Konyalı olan vardır herhalde. Ben de Kayseriliyim, yakındır Konya. Konyalılar varsa Konya'da şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Ya başkentlik yapmıştır Konya. Ama Osmanlı Devleti'ne yapmamıştır. Dikkat edin. Anadolu Selçuklu Devleti'ne yapmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'ne Konya başkentlik yapmıştır. Ama Osmanlı'ya ilk başta Bursa, daha sonra Edirne, daha sonra İstanbul başkentlik yapmıştır. Ama Konya Anadolu Selçuklu'ya başkentlik yapmıştır. Bundan dolayı Konya'ya düşmeyin. Konya güzel bir şehirdir, başkent bir şehirdir ama Osmanlı'ya başkentlik yapmamıştır. Hatta o dönem Karatay dediğimiz işte Konya'da çok Anadolu Selçuklu'ya ait eserler vardır. Aşağıdakilerden hangisi İskan politikasının amaçlarından biri olamaz? Geldik İskan politikasına. Şimdi az önce arkada söylemiştim. Neymiş İskan politikası? Öncelikli olarak bir ona bakalım. Osmanlı Devleti Rumeli'de fethettiği yerlere Anadolu'dan getirdiği Türk aileleri yerleştirmiştir. Osmanlı'nın uyguladığı bu politikaya İskan, yani yerleştirme politikası denir demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki Türkmenler var, tamam mı? Kavga edenler var, onlar var, yerleşik hayata geçmeyenler var. Osmanlı ne yapmış biliyor musun? Burada kavga eden iki aile varsa birini almış Rumeli'ye atmış. Ya da yerleşik hayatta böyle anlaşamayan ya da bir yoğunluk varsa almış Rumeli'ye Türkmenlerden göndermiş. Hem İskan politikasıyla birlikte buralarda Türkleşme olmuş, hem kalıcılık sağlanmış, hem de buradaki iç isyanlar, iç karışıklıklar çözüme uğramış. Bakalım sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi İskan politikasının amaçlarından biri olamaz? Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak var mıdır? Tabii ki de vardır. Zaten ilk amaç budur. Yani oradan halkça savunup halkça durmaktır. Fethedilen yerleri Türk yurdu haline getirmiş mi? Getirmiş. Fethedilen yerlerdeki Hristiyanları başka yerlere yerleştirmek. Bak arka tarafta ne dedim? Fatih Sultan Mehmet ne dediydi? İyi hatırlayın. Fatih Sultan Mehmet dedi ki sizin dininiz size demiyor, benim dinim bana. Siz istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Canınız, malınız, ırzınız bana güvence altındadır demişti Fatih Sultan Mehmet. O zaman Osmanlı Rumeli'ye yerleştiği zaman Hristiyanları başka yere yerleştirmek gibi bir amacı olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Konar geçen Türkmenleri yerleşik hayata da geçirmiş mi? Geçirmiştir. Buradan alınmış, buraya götürmüştür. İkinci Mehmet'in bu hazırlıkları yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım ikinci Mehmet ne yapmış? İkinci Mehmet kimdir? Yani Fatih Sultan Mehmet Han'dır. İkinci Mehmet İstanbul'un fethi için Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Allah Allah. Neden yaptırmış? Balkanlara ordu göndermiş. Bak Balkanlara. 400 parçalık bir donanma hazırlamış. Bazı Avrupa devletleriyle anlaşmalar imzalamış. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Rumeli Hisarı'nın karşısına Anadolu Hisarı yaptı. Rumeli'yi kitledi mi? Boğaz'ı kitledi mi? Boğaz'dan gelecek yardımı kitledi. Balkanlara ordu gönderdi. İstanbul'un bir kısmı neredeydi? Bu tarafta. Buraya Balkanlara ordu gönderdi. Ne yaptı? Konstantinopol, yani İstanbul'a gelecek yardım, buraya gelecek yardımı engelledi mi? Buradan engelledi. 400 parçalık bir donanmayı koydu. Denizde büyük bir güce sahip oldu mu? Oldu. Avrupalı devletlerle anlaştı. Dedi ki bakın Konstantinopoli'yi ben alacağım, yardım etmeyin dedi. Buraya gelecek yardımı engelledi mi? Engelledi. Yani bizzat yardım gelmesini önlemektir asıl amacı. Surların tırmanmayı kolaylaştırmak gibi bir amacı yoktu. Bunu neyle yaptı? Mesela Şahi denen toplarla yaptı. Şahi toplarını vurdu. Bizans'ın surları çok kuvvetlidir ha. Bunlara geldi Şahi toplarıyla böyle bir vurdu, zaten bura ne oldu? Darmadağın oldu.
Merkezi otoriteyi güçlü tutmak gibi bir amacı zaten yok. Surların yıkılmasını sağlamak yine Şahi toplarının yaptığı bir şeydir. Osmanlı Devleti yükselme döneminde Barbaros Hayrettin Paşa Haçlı donanmasıyla yaptığı Preveze Deniz Savaşı'nı kazandı. Türk tarihinin, Türk denizcilik tarihinin en önemli savaşı da diyebiliriz. En önemli savaşlarından biri de diyebiliriz. Preveze Deniz Zaferi'dir. Turgut Reis Trablusgarp'ı Rodos şövalyelerinin elinden aldı. Trablusgarp. Buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Bak dikkat et. Preveze Deniz Savaşı nerede yapıldı biliyor musun? Ege Denizi'nde yapıldı. Ege. Ege Denizi'nin ama nasıl Ege Denizi biliyor musun? Biraz daha o zaman Ege Denizi diye bir şey yok. Mesela Mustafa Kemal'in şu sözünü bilirsiniz. İlk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. O zaman Ege diye bir şey yok. Oraya biz ne diyorduk? Akdeniz diyorduk, tamam mı? Akdeniz. Ege Denizi'nin olduğu yer. Geldik. Trablusgarp nereydi? Şöyle haritada canlandırın. Libya'dadır Libya. Libya nerede biliyor musun? Cebeli Tarık Boğazı var ya. Ha, o Cebeli Tarık Boğazı'nı çıkmadan orada. Yani yine nerede? Akdeniz'e. Akdeniz'e sınır. Anadolu Türk Birliği'ni kurmak değil. Hint Denizi'ndeki faaliyeti engellemek değil. Hint Denizi dediğin Hindistan'ın orada. Gerek yok. Karadeniz'i denetim altına tutmak, ya Karadeniz'le alakası yok. Akdeniz'deyiz. Burada Akdeniz'de üstünlük kurmayı amaçlamıştır. Dikkat edin. Üstünlük kurmak. Fransız ihtilalinin doğrudan milliyetçilik akımı ve özgürlük fikirleriyle Osmanlı Devleti bünyesindeki azınlıklar arasında yayılmaya başlayınca Osmanlı Devleti bu olaylardan en fazla olumsuz etkilenen devletlerden birisi oldu. Ne kadar da uzun cümleymiş. Hatta Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girmesine de etkili oldu. Ne diyor? Fransız ihtilali. Ne dedim? Milliyetçilik akımı. Ne yaptı? Yunanistan dedi ki ya ben kendi devletimi kuracağım. Arnavutluk ne dedi? Ben de kendi devletimi kuracağım. Osmanlı'da iç ayaklanmalar çıktı. Ha, şimdi Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti'ni hangi anlamda olumsuz etkilemesi beklenilebilir? Nasıl etkiler abi? Osmanlı toprak kaybeder değil mi? Avrupalı devletlere kapitülasyon vermek var mıdır? Yoktur. Osmanlı egemenliğinde yaşayan azınlıklar isyan etti. Bak. Bak görüyor musun ne dedim? Osmanlı Devleti'ndeki azınlıklar isyan etti. Ne dedi? Biz de kendi devletimizi kuracağız dediler. Ha, ondan 1. Balkan Savaşı, 2. Balkan Savaşı yaptık. İpek ve baharat yollarının önem kaybetmesi değil. Osmanlı ipek ve baharat yollarının önem kaybetmesi neyden kaynaklanıyordu? Hadi bunu da yorum kısmına yazın, size bir şey olsun, böyle bir etkileşim olsun, karşılıklı iletişim olsun. İpek ve baharat yollarının önemi. Dikkat edin. Hatta Amerika'nın keşfiyle de alakalıdır bu. Neyse çok önem vermeyeyim, devam edelim. Osmanlı Avrupa'nın açık pazarı ve sömürgesi oldu. Ya bu da değil. Asıl amaç nedir? Azınlıkların isyan etmesi. Size bir güzel de nasihat vereyim. Şurada görmüş olduğunuz görselde bir pandamız var ve yatıyor. Demiş ki CKMK Akademi'nin kurucusu olan Kaan Hoca. Mesele çalışmak değil, çalıştığını sindirmektir. Yani oturup da 24 saat ders çalışmayın güzel kardeşlerim. Çalıştıktan sonra da bunu sindirin. Arada uyuyun. Uyumak en güzel çalışmaktır. Uykuda bilgiler beyninize yer eder. Bazen dinlenmek, bazen de ders çalışmak gerekir. Bu sınavdan beklediğimiz not ve sizin de alacağına inandığım not, bir çizgi, iki yuvarlak, gülen yüzler almanız. O gülen yüzlerle birlikte de girip yorum kısmına yazmanız. Bize destek olmak isterseniz, daha çok öğrenciye ulaşmamızı isterseniz abone ol butonuna tıklayabilir, arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun, bu yüzleri de kapın gelin. Unutmayın, denizcilik karesi oğulları. Diyeceksiniz hocam karesi yazmamışsın, karesi demişsin. Fark etmez, karesi karesi. Hadi al, çok konuştuk. Allah'a emanet olun, görüşürüz.